yine başlar, yeni yeni başlar International TV. Ortada kalmadan kabur yapalım her zaman International TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sonunda Counter Strike'ı direkt mobile getirmişler. Yanında Half-Life da var. Yanda hediye yani promosyon. Beraber gireceğiz arkadaşlar. Şimdi burada inanılmaz bir olay var diyebilirim aslında. Niye? Çünkü online oynayabiliyorsunuz. Kendi arkadaşlarınızla da maç atabilirsiniz. Normal PC'dekinin aynısı. Çünkü şuradan da anlayabilirsiniz. Ayarlardan şöyle baktığınızda tuş ayarları, klavye ayarı gözüküyor. Mouse ayarı var. Normal yani. Herhangi bir hani bazıları şunu yapabiliyor. İşte bilgisayarda Counter'ı yüklüyor. Herhangi bir uygulamayla da telefondan oynuyorum diye. Bu öyle bir şey değil arkadaşlar. Bilgisayarınızın da olmasına gerek yok yani. Bu normal indiriyorsunuz. 3.2 mi öyle bir şey gigabyte yer kaplıyor gençler. Şimdi ilk önce bir oyuna gireceğim. Ondan sonra menü kısmında birkaç püf noktasından bahsedeceğim size. Sonra da indirmeyi nasıl yapabilirsiniz onu anlatacağım. Şimdi şöyle bir hemen bir oda bulalım. Tabi alışmak lazım. Oyunu oynamak zor arkadaşlar. CSGO bildiğiniz gibi zor bir oyun. Oynayanlar belki illaki biliyorlardır. Şurası hangi harita? Ben böyle oynuyorum arkadaşlar. Şeye koydum joystick'e telefonu. Biraz daha rahat olur belki diye. Ama kendinize tuş ayarı yapabilirsiniz. Ama onu da göstereceğim. Çünkü bak videonun şeylerini kaçırmayın yani. Ana yerlerini. Çünkü sonradan soru soruyorsunuz. Çok sormayın yani. Çünkü hepsini açıklıyorum yani. Abi bir dakika. Oyunun sesi çok fazla. Options. Audio. Game volume. Şöyle biraz indirelim. Okay. Kapat. Resume. Şimdi arkadaşlar bir kere oyunda isim yazmak istiyorsanız şuna tıklayıp yani şöyle söyleyeyim size. Resume diyelim. Şu solda 3 tane seçenek var. Bak ayarlar, team, klavye. Klavyeyi tıkladıktan sonra arkadaşlar solda konsol yazıyor. Konsola tıklıyorsunuz. Buraya name yazıyorsunuz. Boşluk mesela INTV yazacağım ben, tamam mı? INTV. Tamam. Burada submit diyorsunuz. Bunu kapatıyoruz. Bunu yaptıktan sonra resume game diyoruz. Sağ üst köşede de böyle şeyler var böyle. Rank şeyi gibi gençler. En üst köşe, sağda üst köşeye tıkladığınızda da gördünüz mü? İsmim INTV oldu mavi kısımda. Şimdi burada şu aşağıdaki zaten şey bitmiş 15 saniye. Kuşçu buldum yerden. Kuşçu da çok... Hayır. Bizim elemanmış. Şu silahı alabilirim. Şu çöp tenekesine basarak da silah değiştirebilirsiniz. Skoba basarak da ucuna şey takabilirsiniz. Bombayı kurdular diğer tarafta. Gidelim şöyle. Öleceğim büyük ihtimal. Aç. Çözün lan bombayı. Çöz. Elansin. Aldık. Güzel. Abi yani tamamen o oyun. Hiçbir şey yok yani. Tamam hemen silahımız var değil mi bizim? Şuradan hemen 6 ekipmanla şöyle bir kask yelek alalım. Yine oradan bir bomba alalım. Tamam diyelim gidelim. Bombayı almadım lan ben. Bombayı seçemedim bir türlü. Alamadım herhalde. Oğlum nerede bunlar? Kaç kişi bunlar ya? İki kişiymiş bunlar. Bombayı kurdular. Biri ölmüş burada. Bizim eleman mı? Çözdüm tamam. Adam burada.
Aa, hepimizi vuracak. Helal. Bomba patlıyor. Ah be, bomba patladı. Bir el daha oynayacağım arkadaşlar. Ondan sonra birkaç şeyden bahsedeceğim size. Şuradan silahımızı alalım. Yine ekipmandan bunu alalım. Buradan da bombayı almış olmam lazım şimdi. Aynen, aldım. Sağda bomba çıkması lazımmış. Dur bir dakika. Aa, bomba üstten bana geldi. Adamlar burada. Oo! Onu da mı aldım? 2 kilim var lan. Vay anasına be. Güzel aldım. Şimdi arkadaşlar, oyunu burada gördünüz değil mi? Şimdi hemen şunu anlatacağım. Bir, ben bu tuş klavye takım ayarını nasıl yaptım? Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Sol üst köşede ayar var, gördünüz mü? Buna tıkladığınızda ekran kırmızı oluyor. Ekran kırmızı olduğunda arkadaşlar bunların yerleriyle oynayabiliyorsunuz. Büyütüp küçültebiliyorsunuz, tamam mı? Ondan sonra bütün ayarınızı yaptıktan sonra sol aşağıdaki oka basıyorsunuz, hop. Bu şekilde kaydolmuş oluyor. Anladınız mı? Burası böyle. Şimdi bir diğeri, şimdi buradan hemen bir çıkış gerçekleştireceğim zaten. Sonra da şuraya tıkladığınızda oyundan çıkmak mı istiyorsunuz veya da disconnect mi diyorsunuz? Şu disconnect'e basıyorsunuz, ana menüye atıyor sizi. Şimdi siz oyuna ilk girdiğinizde ekranınızdaki yazılar biraz büyük olabilir, tamam mı? Şunu yapacaksınız. Options'a gireceksiniz. Videoyu seçeceksiniz. Şu resolution kısmı var ya arkadaşlar, burada kesinlikle 2400-1080 native'ı seçeceksiniz. Yoksa sıkıntı yaşarsınız. Burası full screen, başka bir şey eklemiyorsunuz. Apply diyorsunuz, okey. Ekranınız bu hale dönüşüyor arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? İsminizi de oyun içinde yazıyorsunuz zaten. Ekran dönüştürme bu şekilde. Server'lara girme buradan. Tamam mı? Oda kurma, create server. Buradan kendiniz oda kurabilirsiniz. Başkaları da girebilir. İsterseniz bot atayabilirsiniz. Ben botlarla oynayıp antrenman yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Tamam. Burası böyle. Gelelim bir diğer olayımıza. Şimdi bunu indirirken ne yapmanız gerekiyor gençler? Bunu ayrıntılı bir şekilde resimlerle beraber açıklama kısmındaki Discord adresimizin duyurular kısmına gidin abi. Dur bak, şimdi hemen onu bir vereyim ben size. Dur abi. Şimdi arkadaşlar, açıklama kısmından Discord'a geldiğinizde bak, sol tarafta duyurular diyor değil mi? Burada duyurular diyor. Buraya ben bunların nasıl indirebilirsiniz, nasıl kurabilirsiniz, indirme linkini de koyacağım. Ayrıntılı bir şekilde burada anlatacağım arkadaşlar. Oradaki adımları yaptıktan sonra çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Tamam. Burası bu şekilde. Burada ekstradan başka gösterebileceğim bir olay yok. Ha, şunu da söyleyeyim. Ha, şöyle gösterebilirim. Bekleyin. Ekrandan şunu alayım. Şimdi buradan oyundan çıktığımızda arkadaşlar, oyundan çıkıyorsunuz ya, zaten iki tane dosya indirecek size. Counter Strike ve Search Engine diye arkadaşlar. Tamam mı? Bunu indirdiğinizde mesela Counter Strike'ı tıkladığınızda buradan Launch'a tıklıyorsunuz, tamam mı? Girmeniz için aşağıda Launch yazıyor. Dur, Launch gözükmüyor lan. Niye gözükmüyor? Bir saniye. Hemen şunun alt kısmını da bir şuradan bir açayım. Alt 0 diyelim. Okey. Gördünüz mü? Aşağıda Launch yazıyor. Launch'a başladığınızda, bastığınızda burada işte mikrofon açmak ister misiniz diyor. Buraya tıkladığınızda arkadaşlar oyun açılır. Anlatabiliyor muyum? Bazılarınızda yavaş açılabilir. Siyah ekranda kalıyor bazen. Bazen de hızlı açılabiliyor arkadaşlar. Ama açılıyor yani. Ondan sonra mesela bir daha basayım ben. Oyuna hızlı bir şekilde buradan giriş yapabiliyorsunuz. Az bir bekleyelim bakalım açılmasını. Gördüğünüz gibi açıldı. Hiçbir şey yapmadan. Evet, bu şekilde arkadaşlar. İndirme linki olsun. Nasıl indirebilirsiniz, nasıl kurabilirsiniz, hepsini oraya atacağım. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Bence oyun çok güzel. TikTok'ta da canlı yayın yaptık. Gayet de beğendi arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bye bye.